Evet, selam selam arkadaşlar, iyi geceler. Videonun başlığı şöyle: çok zengin bir Arap aileyi çingene sandım, neredeyse otele almıyordum. Yıl 1987-88, askerden önceydi. Laleli'de Klas Otel'de çalışıyordum. Komilik yıllarım. Bellboy komi otelde, lobide her işi yapan birisi olarak çalışıyordum. Soğuk bir kış gününde. Yani Laleli'de, Herikstadelerde, Klas Otel'de çalışırken dışarı çıkıp yürümek oldukça zordu. Çünkü kar ve buzlanma vardı. Bir gün öğleden sonra sokakta incin top oynuyordu. Yani kimse, çocuklar yoktu. Öyle dışarıya bakıyordum. Kapının bir girişi var. Arada bir boşluk var. Yani arada bir böyle 10-15 metre bir yer var, dinlenme yeri. Oradan içeri geçiyorsun ki soğuk, tamamen içeri soğuk giremiyor içeriye. O arada duruyordum ben. Bir tane orta yaş, 50 yaşlarında bir bayan, uzun boylu, hafif böyle cüsseli, içeri girmeye çalıştı. Ben de dilenci diye şey yaptım, kapıyı açmadım. Benim kapıyı açmadığımı görünce bir ittirdi. Beni kenara gittim. Bayan içeri girdi. Resepsiyona doğru giderken arkasından da 10-15 tane başka insanlar geldi. Bayanlar daha geldi yani böyle. Meğerse rezervasyonu varmış. Odaya çıkardık. Anladım, bunu ben içeri almadım bayan. Arkada hizmetçileri geliyormuş. Kendisi de bir 10-15 metre erken gelmiş. Odaya götürdük. Bir müddet kaldı. Sonra anladım ki kadın gerçekten çok zengin. Ve kahvaltıda hiç durmadan her yerde sürekli 100 dolar bahşiş bırakıyordu. Ama bana gelmiyordu da, genel olarak bahşiş bırakıyordu. Servis departmanına, resepsiyona, oraya buraya. Tabii ben kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki ya, bu kadar zengin bir bayanı ben nasıl dilenci diye içeri almadım dedim. Derken bir gün bana dediler ki, resepsiyondan sana resepsiyona uğrar mısın? Gittim resepsiyona. Bana 100 dolar düşmüş. Otelde bahşiş bölüşülüyordu. Ama şöyle, resepsiyonda kalan bahşişleri resepsiyon arasında paylaşıyor. Servis departmanı kendi arasında paylaşıyor. O bayan öyle bir bahşiş bırakmış ki bana kadar kalabilmiş yani. Normalde mümkün değil. Yani belki de alıp tarihinde ilk defa öyle bir para aldım yani. Hiçbir zaman resepsiyondan bize para gelmezdi. Yani benim öyle bir durumum var ki genel olarak dilenci fobisi var. Fobi. Hobi değil, fobisi. Hayatımda yaşadığım çok ilginç olaylardan birisi bu. Zengin Arabı, dilenci diye içeri almıyordum. Meğerse çok zengin bir Arapmış. Oradan da 100 dolar aldık. Sevgili dostlar, bir keresinde de mağazanı, İstiklal Caddesi 8 Avantgard mağazasında alt katta bir arkadaşım geldi. Ondan sohbet ediyorduk. Bayağı uzun bir sohbet ettik. Merdivenlerden aşağıda iki tane çocuk, bir tane böyle esmer bir bayan, biraz böyle hafif kilolu, aşağı doğru geliyor. Ben de arkadaşımla konuşurken oturuyordum. O bayanı görünce şey dedim, herhalde dilenci geliyor dedim. Çingene çalacak veya işte dedim bir sıkıntı yaratabilir dedim. O arada çalışan arkadaşlara bakıyorum. Öyle herkese
ıslık falan çalmaya ıslık falan çalmaya çalışıyorum. Yani birisini el etsem de duysa, müzik var çünkü içeride. El etsem de duysa diye bakıyorum etrafa, böyle 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 hareketler ediyorum her yere. Ya konuştuğum arkadaş ne dedi biliyor musun arkadaşlar? Yengen geldi, bir dakika ben onunla ilgileneyim dedi. Yanımdan ayrıldı. Tabii ben hayatımın ikinci şoku yaşadım. Bunun gibi birkaç tane daha var. Ondan sonracım. Evet, ilginç. Bana göre ilginç, belki size göre ilginç olmayabilir. Bugün Salı'ya çarşıma bağlayan gece. Uykum kaçtı. Bu anım da bütün gün aklımdaydı. Sizle paylaşayım dedim. Yani iğrenç bir durum yani, anlayacağınız arkadaşlar. Yani orada Arap anlamazdı ne desem de. Mağazada konuştuğum arkadaşa, arkadaş dur bir dakika şu çingeneler geliyor. Şeyi çağır desem, şu bizim çalışan arkadaşlardan birisini bakar mısın desem. Lezirliğe bakar mısınız ya? Hani yukarıdan geliyor. Ben konuşuyorum böyle, karşı karşıyayız. Görür görmez ona hiçbir şey demeden adam arıyorum. Yani dikkat edin, bir şey çalabilir diyeceğim. Neyse, iyi akşamlar. Anlatmada da çok kötüyüm. Zor anlarsınız ama yine de anlayabildiğiniz kadar. Kanalıma mutlaka abone olun. Yorum yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık YouTube'da böyle geyikler dönüyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.